Medya Haber'den merhaba. Medya Haber'de gündem programıyla karşınızdayız. 41 yıl önce 12 Eylül 1980'de gerçekleşen askeri faşist darbeden bugüne kadar yaşananları, yaşadıklarımızı, o dönemin tanıkları da var aramızda, onlarla konuşacağız. Tabii aynı zamanda hala devam eden faşizme karşı mücadeleyi de bu program bağlamında konuşacağız. Ama bir de diğer taraftan hem Orta Doğu'da hem Türkiye'de hem dünyada ciddi anlamda tartışılan ve etkileri hala da konuşulan ve o günkü söylemlerle bugünkü söylemlerini de karşılaştıracağımız 11 Eylül'de Amerika'da Dünya Ticaret Merkezi'ne El-Kaide tarafından düzenlenen saldırıyı da konuşacağız. İki değerli konuğumuz var. Kemal Aktaş, siyasetçi, HDP eski milletvekili. Hoş geldiniz Kemal Aktaş. Yine Lezgin Botan, kendisi de siyasetçi, HDP eski milletvekili. Siz de hoş geldiniz diyeyim ve hemen Sayın Aktaş'la başlayalım. 12 Eylül faşizmi, 41 yıl, 41 yılında doğrusu tanığısınız da, sanığısınız da, birçok yaşanmışlığını da biliyorsunuz. 41 yıl geriye dönüp bugüne geldiğinizde gördüğünüz fotoğraf nedir bugün için söylediğimizde? Evet. Yani 12 Eylül 1980 bildiğiniz gibi doğal bir süreç değil, normal bir süreç değildi. Olağanüstü bir süreç. Türkiye'de rejimin tıkandığı, işlemez hale geldiği, demokratik mücadeleyle, Kürt özgürlük mücadelesiyle zorlamaları yaşadığı, yönetemez duruma geldiği, işleyemez bir durumda. Dolayısıyla derin bir kriz, bir bunalım ve bunun arkasında çıkışı, ayakta kalmayı, tıpkı bugünkü gibi, yani bugünkü işte Tayyip Erdoğan, Bahçeli, Ergenekon ittifakı sonucu oluşmuş olan faşist iktidarın, faşizmin ayakta kalması gibi nasıl saldırganlaştığı, kan döktüğü, bu anlamda sürgün, işkence, işte yakma, yıkma, cezaevlerini doldurma, tıka basa doldurma. O gün de aynıydı. Bundan 41 yıl önce de Türkiye'deki ve Kürdistan'daki özgürlük mücadelesinin boyutlanması, yükselmesi sonucu faşist iktidarlar, rejim, yani bu anlamda bir çıkmazı yaşıyordu. Ve uluslararası sermaye, işte emperyalist güçlerin desteğiyle, Amerika bu konuda çok başat rol oynayan, yani Gladios'uyla, işte NATO'suyla, daha değişik şeylerle vermiş olduğu destekle tabii Türkiye'de bir askeri darbe gerçekleşti. Faşizm, işte Kenan Evren'in öncülüğünde 5 general iktidara el koydu. Hedef neydi o gün? Hedef yine bildiğimiz gibi hem Kürt özgürlük hareketini, bu konuda yükselen yurtseverliği, devrimci mücadeleyi ve Türkiye'deki devrimci muhalefeti bastırmak, etkisiz hale getirmek için alabildiğine olağanüstü koşullar yaratarak bu konuda saldırıya geçildi. Yani tutuklamalar, gözaltılar, işte ayları, yılları bulan çok ağır vahşi işkencelerden insanlar geçirildi. Bir süreç avı başlatıldı. Kürdistan deyim yerinde ise yeniden tanklarla, asker çizmeleriyle baştan başa yeniden işgal edildi yani. Bir korku, sindirme, furyası başladı. Yani bu konuda bunu yaratmak için her türlü saldırıyı, hukuksuzluğu bu konuda meşrulaştıran bir yönelim içerisine girdi. Dolayısıyla idamlar başladı. Yani biliyorsunuz, yani ben yanlış değilsem rakam 53 oldu. İşte her kesimden, kendisini tarafsız, yani sözde hem sağ hem sol işte denilen devrimci ve faşistlerden de toplam
53 insanı idam etti. Yani Kenan Evren yani yapılan darbe sonucunda. Dolayısıyla cezaevleri tıkabasa dolduruldu dediğimiz gibi. Buralarda da çok vahşi işkenceler uygulandı. İşte Diyarbakır cezaevi pilot bölge olarak seçildi. Uygulamaların ana merkezi haline getirildi. Burada buranın böyle bir üs haline, bir pilot bölgeye çevrilmesinin özgün nedenleri vardı tabii. Bunlar ne? Her şeyden önce yani Kürt kimliğinin taşıyan, Kürt kimliğine sahip olan, bunun mücadelesini yürüten bütün devrimcilerin hepsi, işte PKK ağırlıklı olmak üzere tutsak kitlesi hepsi Diyarbakır'da toplantılmıştı. Dolayısıyla buralardaki uygulamalar da elbette bu kimliği ortadan kaldıran, yok eden, kimliksizleştiren, yani ajanlaştıran, ispiyonculaştıran, itirafçılaştıran bir politikanın üssü haline getirildi. Yani burada yapılan uygulamalar, işte işkence yöntemleri, işte insanlık dışı, insanların böyle ürperten, korkutan işkence çeşitlerinin çokluğu aslında bundan kaynaklanıyordu. Dolayısıyla bu çark böyle kuruldu ve bu böyle özel politikalarla, merkezi politikalarla bu işletilip bu anlamda içeriği... Küçük bir soru araya girip sorayım. Kuşkusuz ona karşı mücadeleyi de ayrıca bir başlık altında tartışalım ama aslında bir tıkanmışlığı yaşıyordu rejim dediniz ve darbeyle açtı. Belki kısaca değerlendirseniz o dönemde bilen biri olarak. Ya o dönem Türkiye, Kürdistan, devrimci, sol, sosyalist hareketleri de aslında bu darbeyi biliyorlardı. Ama onlar da bu darbeye çok hazırlıklı değillerdi gibi. Oradaki tıkanmışlık da aynı zamanda darbeyi tetikleyen bir durum mu oldu? Ya da onu nasıl değerlendirmek gerekir? Çünkü geliyorum diyen bir darbe vardı. Yani hani diyorlar darbenin ayak sesleri diye. Yani önceden fark ediliyordu. Aslında bunu öngörüleriyle ilk fark eden, hisseden Başkan Apo'nun kendisiydi. Yani tarihi belgelerde, kendisini değerlendirme ifadelerde bugün dahi o dönemin değerlendirmelerinden insan anlayabiliyor. Öngörüsü ne kadar yüksek, ne kadar önceden görme kabiliyeti ve hissiyatı kendisinde gelişmiş belgelerle bu bugün daha iyi anlaşılıyor. Çünkü niye? Yani Başkan Apo o dönemde özellikle Maraş katliamından sonra, yani biliyorsunuz bunun alt zeminini örebilmek, yaratabilmek aslında 1978 Aralık ayında, 28 Aralık sanırım. 25. Evet, yani kalmış. İşte Aralık ayının sonlarına doğru gerçekleşen bir katliam vardı. Yani Alevi-Sünni çatışması, Sünni bir şey yaratarak. Dolayısıyla bunun üzerinde bir sıkı yönetim ilanı yapıldı. Ve bununla aslında devrimcilere yönelik gözaltılar, tutuklamalar, işte bu anlam takip etmeler, işte işkence almalar onunla başladı. Bu peş peşe böyle bu adımlar böyle atılınca karşı devrim tarafından, rejim, devlet tarafından Başkan Apo o dönemde fark ediyor aslında darbenin gerçekleşebileceğini. Çok yoğun bir saldırı da var demokratik çevrelere, işte devrimci muhalefete, demokratlara yönelik, özellikle PKK'ya yönelik. Yani bölgede Urfa sahasını ben çok iyi biliyorum dönem itibariyle. Çok profesyonel ekiplerle bize yönelik o dönemde operasyonlar yapılıyordu. PKK yeni partileşmiş, henüz daha çocuk aşamasında, yani böyle emekleme aşamasında, tecrübe ve deneyim düzeyi, politikleşme anlamda daha henüz yetersiz, zayıflıkları yaşıyor. Böylesine bir yönelimle, sert yönelimlerle de karşı karşıya kalınca Başkan Apo aslında bunu fark ediyor ve Türk sol hareketlerine, özellikle o dönemde bu gelişmeler karşısında, bu tehlike karşısında ortak mücadele edebilme, ortak tavır geliştirme, yoksa bu yönelim karşısında devletin, sistemin, rejimin çok sert yöneleceğini görüyor. Bu konuda bir öneri götürüyor. Ortak cephelerde bir
Yani ortak mücadeleyi geliştirme noktasında. Fakat o dönem yani anlaşılır çok fazla öyle işte direniriz. Darbe gelirse, işte devlet yönelirse devrimciler de direnir. Yani genel bir doğrultudur, doğru. Yani çok öyle bunu ciddiye alan, yani bunun ağırlığını hisseden, bunun tehlikesini hisseden ve buna göre tedbir geliştiren bir durumda değil. Doğru, dediğiniz doğru. Yani genel itibariyle hem Türkiye'deki devrimci hareketler, hem PKK hareketi, diğer sol yani Kürt hareketleri aslında bu konuda çok fazla tehlikeyi görüp tedbir almada, ortak mücadele geliştirmede eğer bu gerçekleştirebilseydi belki 12 Eylül faşizmi çok öyle rahat hem cezaevlerine hem de dışarıda devrimcilere yönelik böyle katliamcı tutumlarını geliştirmeyebilirdi. Evet, yani. Peki, belki günümüzde faşizme karşı mücadeleyi konuşurken bugünkü Türkiye devrimci sol sosyalist Kürdistan'daki yurtsever sol hareketleri de demokrat hareketleri de değerlendiririz diye düşünüyorum. Yine sizinle devam edelim. Aslında Türkiye'de bir darbe geleneği var Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra. Tek partili döneme geçtikten sonra da işte 60 darbesiyle başladı. En son artık 15 Temmuz'u ne saymak lazım belli değil. Darbe mi, tiyatro mu hala tartışılıyor. Ama sonuç itibariyle Eğmenlerin kendi iktidar paylaşımlarını da bu darbeler üzerinden yaptığı belli. Fakat buna karşı da bir direnç hep gelişti Sayın Botan. Size de özellikle 12 Eylül faşizmine karşı mücadeleyi sormak istiyorum. Yani 12 Eylül'den sonraki dönemlerde özellikle 90'lardan sonra giderek gelişen bir süreç var ve siz de o dönemi yakından takip edenlerdensiniz. Evet. Hem sendikal hareket içerisinde hem siyaseten takip edenlerdensiniz. Siz o mücadeleyi değerlendirirken nasıl bir tablo görüyorsunuz? Evet. Öncelikle ekranları başında şu an bizi izleyen herkese saygılarını sunuyorum. Şimdi Kemal vekilim ifade ettiği o süreci bence şu, yani Türkiye'deki o darbeler geleneği sadece Cumhuriyet'in kuruluşuyla değil, İttihat ve Terakki'nin biliyorsunuz hem 908 yani 1908'deki meşhur şey saray baskını var. Bir de sopalı seçimler olarak tarihe geçen 1911 İttihat Terakki'nin sonra peşine gelen Ermeni katliamı, Ermeni milletvekillerinin tutuklanması, kurşuna dizilmesi, arkasından Koçgiri'den başlayıp Kürtlere karşı başlatılan sürekli vesaire. Yani mayası kısacası İttihat Terakki olan ve İttihat Terakki de dediğimiz gibi terörist bir grup. Yani bugünkü tanımlamayla tam da bildiğimiz sivil hayatı terörize eden, toplumu terörize eden ve oradan ikinci kuşak itaatçilerin devraldığı Türkiye Cumhuriyeti dediğimiz süreç vesaire. Şimdi bence 80 darbesini anlamak için özellikle şeye bakmak lazım. Yani 12 Eylül'ü doğru anlamak için 68 kuşağını iyi anlamak lazım. 71 darbesinin hedeflerini iyi anlamak lazım. 71 darbesinin liderlerinin, öncülerinin nasıl vahşice katledildiklerini, çok kısa bir süre içerisinde asıldıklarını vesaire. Oradan 80 darbesine doğru geliyor. Bu bir doğrudan birbiriyle bağlantılı bir süreç. Çünkü hem Kemal Ehval'ın da anlattığı gibi gerek Kürdistan'daki oyanış, o dönem Kürdistan'da yakının sizde gazeteci olarak veya bir aktivist olarak o süreci bilenlerden birisiniz. Orada gelişen halk hareketi var, işte büyük mitingler var, büyük uyanışlar var, dernekleşmeler var, siyasal gelişmeler var Kürdistan'da. Diğer taraftan da yine Kürt halkının işte özgürlük talebi giderek şekilleniyor, biçim kazanıyor, öncüleri oluşuyor. Bir yönüyle bu ama diğer tarafıyla şu, aslında darbenin sonuçlarına yani biraz konuşmakta fayda var. Ne oldu yani, tamam 80 darbesinin nicel anlamda ki rakamlarını verebilirsiniz. Şu kadar tutuklandı, bu kadar insan öldü. İstatistiğini ortaya koyabilirsiniz ama ondan daha önemlisi dediğim gibi 70'ten 80'e aldığınız zaman Türk toplumunun demokratik ilerici dinamikleri ezildi. Dolayısıyla Türk toplumunun sosyalizasyonu sekteye uğradı. Şimdi bir toplumun sosyalizasyonunu öncüsü kimdir? Sivil toplum örgütleridir.
sendikalardır, siyasi partilerdir, demokratik siyasettir. Kent nüfusunun giderek işte sosyolojik dönüşümüdür. Şimdi bütün bunlara izin verilmedi. Yani bir toplumun kendi ayakları üzerine kalkıp kendi dinamikleriyle ilerici, demokratik bir şekilde işte yeni dünyayla buluşup yeni dünya değerlerini, evrensel değerlerini işte üçüncü kuşak hakları, insan hakları, kadın hakları, sivil toplum örgütünün önemini, çağdaş bir toplum olarak örgütlenme, emek mücadelesine algılama, bir bütün olarak demokratik bir anayasaya ulaşıp işte farklılıkları, çeşitlileri, çok renkli bir tehdit olarak değil, hayatın doğası içerisinde toplumsal doğayla uyumlu, ne kadar toplumsal yaşam için değerli olduğunu kavrayacak bir toplumsallığın önüne geçiliyor. Yani Türk toplumsallığı darbe yedi. Buna izin verilmedi. Çünkü bugün hani işte ya niye demokrasi için insanlar ayağa kalkmıyor, niye şunu söylemiyor, niye kitleler bu halde? O dönem felç edildi. O kültür ortadan kaldırıldı. Ne verildi? İşte dediğim gibi demokratik kurumların hepsi tasfiye edildi. Sivil toplum örgütü tasfiye edildi. Bir toplumun, bir halkın demokratik dinamiklerini siz ezdiğiniz zaman onu felç etmiş oluyorsunuz. Geriye neyi yerine koydular? Mesela 82'de işte bir referandum yapıldı. Dönemin darbeci generali kendisini cumhurbaşkanı olarak seçtirdi. Hem de rekor bir oyla, %92'ye yakın bir oyla böyle bir şey oluş. Halbuki 80 öncesi ciddi bir sosyalizasyon, ciddi bir sivilleşme, ciddi bir demokratik talebin yükseldiği bir toplumsallıktan 2-3 sene sonra bu hale geliniyor. Toplum tanınmaz hale geldi. İyi diş edildi deyim yerindeyse ve bunun yerine ne konuldu? Buna bakmak lazım. Şimdi burada Özal'ı konuşmak lazım. Yani bir tabii bu darbenin içe dönük mesajı işte hem Kürt Özgürlük Hareketi'ne geçip Kürt Özgürlük Hareketi'nin çok değerli kadrolarının cezaevlerinde daha işte tümüyle halk tarafından tanınmadan ciddi bir siyasal toplumsal hareketlenmeyi, dinamizmi oluşturmadan cezaevlerinde Mazlum Doğanlar, Kemal Pirler, Hayri Durmuşlar saygıyla andığımız bu değerler bir nevi oradaki direnişle hayatlarını kaybettiler. Çok önemli devrimci insanlar, bu toplum için çok değerli insanlar orada o zaman hayatlarını kaybetti. Ama diğer taraftan da bir, Türkiye uluslararası sermaye açıldı, uluslararası şirketlere, turistlere açıldı. 24 Ocak kararları var vesaire, peşinde gelişen süreç var, emeğe yönelik ciddi saldırı var. Türkiye'nin yeraltı, yerüstü kaynaklarının uluslararası şirketlere, pazara açılıp yok pahasına, ki bugün de halen o soygun, onun devamı olan anlayış bunu sürdürüyor ve gerçekten özelleştirmeye açıldı. Yani Türkiye ciddi bir şekilde sosyal devlet iddiası vardı. Yani demiyorum sosyal devlet değildi ama hani olabilir miydi? Evet olabilirdi ama o noktadan hızla uzaklaştırıldı. Ciddi bir uluslararası sömürüye açıldı. Diğer taraftan da Özal ve ekibine devredildi dikkat ederseniz. Şimdi general işte darbe yapıyor ve bu, hani Atatürkçüler Kemalizmi böyle çok laiklik üzerinden işte adeta sanki çok diyor. Büyük ilerici devrimci bir özü varmış, niteliği varmış, halklara halen pazarlamaya çalışıyorlar. Yok öyle bir şey. Alabildiğine gerici ve faşisti. Alabildiğine de gericiydi çünkü orada da Kemalist ordu darbeyi yaptıktan sonra yani 70 darbesiyle 80 darbesini onun için bağlantılandırıyorum. Sen sosyalist, demokratik, anti-emperyalist kendi gençliğini biçiyorsun, kendi aydınlarını biçiyorsun, kendi akademisyenlerini üniversitelerden kovuyorsun, eğitimi gericileştiriyorsun, sosyoloji dersini kaldırıyorsun, felsefe dersini kaldırıyorsun, yasaklıyorsun bunları, yerine ne koyuyorsun? Yani dini derslerini zorunlu hale getiriyorsun, toplumsal dinsel aidiyetleri, farklılıkları yok sayıyorsun, hepsini tek bir mezhepte birleştiriyorsun, resmi bir din inşa ediyorsun ve onun yerine dediğin gibi Nakşibendi tarikatına, bir tarikatçı yapıya sen resmi yani şeyi devrediyorsun, işte idareyi devrediyorsun yani. Özal, Mehmet Keçeciler, Mustafa Kalevli, Celal Güzelleri hatırlayalım. Bunlar hepsi Nakşibendi tarikatının üyeleri. Ve bir tarikata sen bu insanlar, Türkiye toplumu darbeden sonra darbeciler bunu yapıyor. Diğer taraftan Kenan Evren'in bir elinde Kur'an, aynen bu şimdiki faşist diktatörün yaptığı gibi, diğer elinde de nutukla meydan meydan gezdi.
90'a geldiğimizde artık hakikaten toplum tamamıyla apolitik, asosyal, siyaset adeta vebadan kaçılır bir şey oldu. Oysa ki bir toplum siyaseti yapmak, yani siyaset sadece topluma şöyle angaje edilir, kötü bir şeydir. Siyaset sadece demagojidir ve insanlar bilmiyorum birilerinin yalandır, şudur budur. Siyaset kurumu tasfiye edildi. Siyaset kurumunun kendisi kabuk olarak kaldı. Onun içini çok mafyayla, farklı şeylerle dolduruluyor ama siyaset esasen toplumun kendi ihtiyaçları doğrultusunda örgütlenmesidir. Şimdi bu ortadan kaldırıldı. 90'dan sonra tabii belki şey gelirse, yani Keskin, İHA'nın işte o dönem çok aydınların bir daha konuşalım, bir bu faşizme karşı direnişi oldu ve evet. 2000'li yıllarına kadar yükseltere yani, götürdü yani. 90'lar sonuçta aslında 12 Eylül darbesi sonrasında Türkiye'deki ve Kürdistan'daki ulusal muhalefetin de geliştiği bir şekliyle yeniden vücut bulduğu dönem oldu. Ama aynı zamanda da özellikle Kürt Ulusal Hareketi'nin legal demokratik zeminine de artık yaygınlaşmaya başladığı dönem oldu. 90'lar sonrasını ele alırsak, Kürt siyasi hareketinin legal demokratik zemini kullanarak o alanda mücadeleyi esas alarak sendikalar, siyasal partiler, ki HEP'in kuruluşu da o döneme denk gelir. Ondan sonrasını değerlendirdiğimizde nasıl bir tablo karşımıza çıkıyor? Belki arada 84'te silahlı mücadele, cezaevi direnişi var. Ama 90'lar ve sonrasında büyüyen, kitleselleşen bir Kürt Ulusal Hareketi de var. Bir de Kürt Ulusal Hareketi açısından bakalım istiyorum bu duruma. Ne dersiniz? Evet. Yani bir önceki soruya ilişkin ben kısaca bir iki vurgu yaparak, tamamlayarak geçmek Buyurun. İstiyorum. Şimdi 90'ları elbette anlayabilmek açısından, yani o çıkışı, yani Serhildan diye andığımız halk, artık hareketin ve mücadelenin kitleselleştiği, kitleyle bütünleştiği, esas ana gövdesiyle ortaya çıktığı bir süreç ve çok korkusuz bir biçimde faşizmin silahlarına karşı, işte mermilerine karşı kitlelerin, halkın, köylülerin boydan boya, değil mi, Nüseybin, Cizre, hı hı, başta tutalım, aktığı yerler, yani böyle kır, kent, dağdan ovaya, ovadan şeye kadar, şehirlere kadar böyle bir baş kaldırının gerçekleştiği bir dönemden bahsediyoruz. Aslında 90'lar dağ ile ovanın birleştiği, tabii, bir dönemde. Birleştiği bir dönem. Oradan bahsediyoruz. Fakat öncesi tabii bu cesaret nereden yani nereden alıyor bu şeyi, feyzi? Bu cesaret nereden çıktı? Buna temellik eden neydi? Yani buna, hı hı, ruh, bilinç ya da doğrultu veren, bu anlamda mücadele ruhunu böyle halklaştıran, kitleselleştiren öğeler ya da nedenler nelerdi? Buna biraz bakmak gerekiyor. Yani siz bir önceki soruda sordunuz. Tabii yani 12 Eylül faşizmine karşı direniş dalgası, halkası işte nasıl gelişti? Yani şunu bir başta ifade edelim. Yani karşı devrim, faşizm elbette karakteri gereği, değil mi, saldırır, tutuklar, işkence yapar, talan eder, el, evet, koyar. Hukuku ortadan kaldırır. Yani bütün insan koşullarını, özgür, demokratik, demokrasi kuralları içerisinde ya da onun çerçevesi içerisinde yaşamı bu anlamda zehir eder. Yani ortadan kaldırır, bunun koşullarını kaldırır ve saldırganlaştırır. Yani bununla neyi amaçlar? Teslim alma ve irade kırma, değil mi? Esas hedef bu. Kitleyi bu anlamda işte sosyolojik olarak da yapısını değiştirme, Lezgin arkadaşın söylediği gibi bunu amaçlar, yani hedefler. Esas kalıcı şeylerle bunu yaratmak ister. Ama bunun karşısında, bu karşı devrim dalganın, saldırının, işte teslim alma, irade kırmanın yanında bir de devrimcilerin ama iradeleriyle, bedenleriyle ve bilinçleriyle gerçekleştirdiği bir direniş dalgası var. Bir direniş ruhu, direniş bilinci var. Hem de en zor koşullarda, en amansız, en olanakların olmadığı koşullarda, işte Diyarbakır zindanında Mazlum Kemal Hayri ve dörtlerin çıkışı buna en iyi çıkıştır. Yani buna en iyi örnektir, buna en iyi tarihi cevaptır. Yani bu ruh teslim alınmaz, devrimcilerin ruhu teslim alınmaz
mücadeleci insanın, sosyalist insanın ruhu teslim alınmaz, iradesi kırılmaz. En zor koşullarda faşizm yenilgiye uğratılır. Buna karşı yeter ki direnme bilinci, inancı ve geleceğe yönelik umut olsun. Bu yeterlidir. Bu ispatladı yani kendisini. Evet. Diyarbakır zindanında ispatladı. Bu sonra 84'le dediğiniz gibi silahlı mücadeleye dönüştü bu ruh. Bu dağlara işte yansıdı bu direniş. Ve dolayısıyla 1990'lara geldiğimizde elbette faşizm ya da gerçekleştirmiş olduğu darbeyle 12 Eylül esas kitlede böyle bir pasifikasyonu, böyle bir korkuyu, böyle bir irade kırılganlığını yaratarak burada özellikle Kürdistan'da sonuç almak istiyordu. Fakat 84 sonrası çıkış, silahlı mücadele başlayınca, gerilla mücadelesi başlayınca Diyarbakır zindan öncesi var yani. Faşizm yenilgiye uğradı. Yani ideolojik olarak yenilgiye uğradı işte. Kemallerin yani 14 Temmuz ruhu şeyi yarattı yani, faşizmin yenilgisini ispatladı yani. Geri adım atmak zorunda kaldı yani. O dört yuvar arasında hem de zulmün en koyu bir biçimde yaşandığı yerde ve Kürt kimliğini inkar edilerek teslim alınmaya çalışıldığı, herkesin kontrolaştırma ve itirafçılaştırmaya çalıştığı bir yerde çok güçlü ve bir iradeyle faşizm gerçekten büyük bir darbe yedi ve yenildi yani. Esat Oktay Yıldıran'ı bile kendini feriştah ve Allah diye ilan eden adam oradan uzaklaştırılmak zorunda kaldı yani. Sonrası sonucu biliniyor yani, cezalandırıldı yani en son. Şunu demek istiyorum yani, direniş bilinci, direnci ruhu her zaman için elbette dünya halkları tarihinde de böyledir. Mussolini'ne, Pinochet'e, Hitler'e, bilmiyorum işte daha değişik diktatörlere ve faşistlere karşı da halkların mücadeleleri her böyle korkunç ve bu biçimiyle görkemli ve sonuç alıcı olmuştur. Evet. Dolayısıyla 12 Eylül faşizmi de 90'lar sürecinde de elbette büyük bir aydınlanma. Yani bu ruh, bu bilinç, bu mücadele tarzı, bu karakter, elbette bu bilinç düzeyi, bu yol göstericilik halkta büyük bir patlamaya yol açtı. İşte gerillanın direnişi, mücadelesi, bu mücadeleyi devam etmesi, en temsil edilmesi gereken düzeyde temsil edilerek mücadelenin devam ettirilmesi halkta büyük bir morale, büyük bir sevince, büyük bir coşkuya yol açtı. Ve dediğim gibi, demin de ifade ettiğim gibi çok korkusuz bir kitle patlaması yaşandı yani. İşte bunun üzerine aslında o dönemlerde yani devlet, sistemin kendisi, Türkiye devleti bile bunu değerlendirmek, bunu pasifikasa etmek, legal mücadeleyi yani dağda gerillayı işte daha pasifize etmek, legal sahaya, mücadele alanına çekebilmek açısından aslında yeni yol ve yöntemler uyguladı işte. Legal parti mücadelesi 90'lar. Yani bunu kendiliğinden aşmadı tabii elbette. Bu mevziyi, bu kapıyı kendiliğinden devlet aşmadı yani. Bir tarafta devam eden ve kitleyle, halkla bütünleşen bir mücadele var. Bütünleşen bir mücadele var. Halk kitlesiyle bütünleşmiş bir gerilla mücadelesi. Dolayısıyla devlet bunu nasıl birbirinden koparabilirim? Bunu nasıl yalnız izole edebilirim? Bunu nasıl sistem içine çekebilirim diye yeni bir yöntem işte legal mücadele önünü açtı yani. Ama bu mevzi, bu adımın atılmasını esas gerçekleştiren dediğimiz gibi halk mücadelesi ve gerilla mücadelesiyle bir bütün olarak Kürdistan'daki devrimci mücadelenin, yurtsever mücadelenin büyümesi ve boyutlanmasıyla ortaya çıkan bir sonuç. Bunun arkasında sivil toplum kuruluşlarının, sendikalaşmanın işte bir bütün olarak yani daha farklı üçüncü bir alanın böyle yaygın bir biçimde bu aydınlanmayla beraber, bu yurtseverlik bilinci ve mücadele ruhunun gelişmesiyle birlikte elbette her tarafta daha geniş bir biçimde yaygınlaşarak gelişti. Mücadeleyi daha ileri bir evreye taşıdı diyebiliriz. Sayın Botan, sizinle de devam edelim. Yine bu konu üzerinden devam edelim istiyorum. Çünkü o dönemin de konuşulması gerektiğine inanıyorum. Şimdi bir şekliyle belki Sayın Aktaş'ın dediği gibi legalizasyonu, dağın önünü kesmek için
devlet açmış olabilir ama diğer taraftan da gerçekten büyüyen, gelişen bir toplumsal mücadele vardı. Ve dağla tamamlayıcı bir biçimde ya da silahlı mücadeleyle tamamlayıcı bir biçimde sivil alana da yansıdı. Yani bir şekliyle işte sendikalarda ya da siyasal partilerde, diğer demokratik kitle örgütlerinde kendini gösterdi. O dönemin faşizme karşı mücadeledeki yansımalarını siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi dedik ya 80 darbesi sivil toplumu ezdi. Yani örgütlü toplumu ezdi. 80 darbesinin ezdiği sivil toplum ve sınıf mücadelelerinin özellikle Diyarbakır'daki zindan direnişle bir bütün olarak aslında yani, ama Diyarbakır zindan direnişi tarihseldir yani. Bütün o dönemin aslında sembolik şeydi ama genel olarak ciddi bir direniş. Yani o dönem faşizmin karanlığının yırtan Kürt Özgürlük Hareketi'nin kadrolarının öncülük ettiği zindan direnişleri önemli bir nefes borusu açtı ve dedi, Kemal Havan'ın da dediği gibi ideolojik olarak ve psikolojik üstünlük olarak, moral değer olarak da yenilgiye uğradı darbe. Ama esasen 87 yani gerilla hareketinin gelişmesiyle 84 vesaire gelişmesiyle birlikte faşizm çok ciddi bir şekilde darbe aldı. Ve sivil toplum hareketlerinin yeniden cesaret bulması, yeniden özgüven kazanmasına vesile oldu. Kürt Özgürlük Hareketi'nin bir bütün olarak açmış olduğu uzanda sendikal hareketler yeniden gelişmeye başladı. Alevi örgütleri yeniden kendilerini ifade etmeye başladı. Kadın hareketleri, çevre hareketleri yavaş yavaş örgütlenmeye başladı. Özellikle o dönem insan hakları alanında çok ciddi bir şey. Çünkü çok ciddi insan hakları ihlalleri ve suçları işlenmişti. 80'den o güne kadar hızla gelen bir zincir halinde gelen insan hakları zincirleri ki genelde 84'te Kürdistan'da başlayan savaştan kaynaklı korkunç şeyler vardı ve o anlamda ciddi bir şeydi. Yani o dönem insan hakları alanında örgütlerin kurulup işte devletin suçlarını açığa çıkarmak, belgelemek çok önemliydi. Çok çok ciddi bir şey. Yani biz herhangi demokratik bir toplumdaki bir sivil toplum örgütünden söz etmiyoruz. Bu ciddi bir özgüvendi toplum açısından. Yani Özgürlük Hareketi'ni açmış olduğu bu uzanda hem sınıf hareketleri, hem insan hakları hareketleri, hem emek hareketleri ve dolayısıyla tabii yeni bir siyasal yaşam. Evet, devletin hesabı hepi kurmakla kendisi aslında riskleri de olmakla birlikte ben evcilleştirebilir miyim, görünür kılıp kontrol altına alabilir miyim hesabıyla geldi ki şunu gördü mesela o dönemki işte 91 seçimleriydi ilk seçimler sanırım. Orada Kürt Özgürlük Hareketi'ne yakın adayların 10. sıralarda, 11. sıralarda, 7. sıralarda nasıl 1. sıraya yükseldiğini, yani Kürt halkın nasıl çok hızlı bir şekilde bir politizasyon yaşadığını, sistemin önünü kesmeye çalıştığı toplumsal sosyolojisi, o sosyolojiyi ortadan kaldıran, onun hızını kesmeye çalıştığı özellikle Kürdistan'da bunun böyle olmadığı, köylü gördüğü Kürt'ün ne kadar hızlı bir şekilde politize olduğuna, ne kadar hızlı bir şekilde sosyalize olduğuna, ne kadar hızlı bir şekilde sosyolojik bir dönüşüm yaşayıp kent esaslı olan siyasette ne kadar dinamik bir güç olarak ortaya çıktığını gördü ve orada işte biliyorsunuz silah sivil alana dönük ciddi işte bugün faili meçhul dediğimiz halen cumartesi annelerini de burada selamlamak lazım. Bugün cumartesi günü ve aralıksız bir dişe diş mücadele başladı o alanda da yani. Çünkü kontrol edebilmiş olsaydı Kemal Havan dediği gibi hesapladığı gibi sivil siyasetin güya önünü açarak onun sisteminin içine alabilmiş olsaydı ne Mehmet Sincar şehit edilirdi ne de işte DEP'in 400'ün üzerinde üyesi, yöneticisi Vedat Aydın ve Musa Anterler şehit edilirdi ne de yüzlerce işte gazeteci şehit edilirdi. Yani 17.500'e yakın ne de Hizbul Kontra diye bir yedek gücü JITEM'le birlikte o terörist yapılanmaya gidip orada Demirel'in de itiraf ettiği gibi rutin dışı devletin terörize olma, devlet terörü dediğimiz İsmail Beşikçi'nin biliyorsun bu alanda ciddi bir çalışması da oldu. Yani devlet rutin dışına çıktı ve devlet olmaktan çıktı. Aslında o zaman şöyle de saymak lazım. Yani 10. yılda yeni bir darbe gibi karşısında. Gayet tabii yani 92 ile 94 doğrudan doğruya bir darbedir. Doğrudan doğruya önünü açmaya çalıştığı sivil alanı yani çünkü kendisi doğal dinamikleriyle açmadı. Tam aksine 80 darbesinde o sendikacıları sendikaları kapattı. Sendikacıları kimisini öldürdü. Kimisini işte yıllarca cezaevinde süründürdü.
Kürt Özgürlük Hareketi'nin birinci aşama cezaevindeki direnişi, ikincisi 84'te gelişen silahlı mücadele ve en önemlisi de 90'daki kitlesel yükselişiyle birlikte şehir merkezlerine, yani kent işte kırsalı boşaltıp gerilla stratejisini, yani kırdan kentteki gerilla savaş stratejisini boşa çıkarayım derken aslında kırdaki gerilla ile tanışmış olan kitlelerin ne kadar politize olup şehir merkezlerini de dönüştürdüğünü gördük. Muazzam bir dinamizm oluştu. Ve o dinamizm halen de devam ediyor. O dinamizmin etkisiyle o aydınlanma gelişti ve o çizgi üzerinde de ciddi bir işte hem basında, hem sanatta, hem edebiyatta, hem dediğim gibi siyasette birçok yerde bu dinamizm ciddi bir toplumsal dönüşüm ve değişime öncülük etti. Peki. Bir ara geçiş yapalım. Ondan sonra tekrar Kürdistan'a döneceğiz ama bugün aynı zamanda 11 Eylül 2001'de Amerika'da İkiz Kuleleri Dünya Ticaret Merkezi'ne düzenlenen El-Kaide'nin o bilindik görüntüler hala insanların aklında, saldırısında yıl dönümü, doğrusu dünya açısından da bir milat kabul edildi. ABD'de o günden sonra birçok stratejisini değiştirdi. O saldırılar bağlamında dünya genelinde baktığınızda o saldırılar sonrasında ne değişti, günümüze kadar ne yaşandı, doğrusu belki çok uzun konuşulması gereken bir şey ama mümkün olduğunca özetle 11 Eylül sonrasını bize değerlendirseniz sevinirim. Evet, ana başlıklarıyla dediğiniz gibi ancak insan ifade edebilir. Yani kapsamlı bir konu tabii. Çünkü hem hegemonik güçlerin, yani özellikle NATO, ABD'nin başını çekmiş olduğu devletler başta olmak üzere dünya genelinde bir şey, yani yeni bir dönem yarattı. Yani yeni bir süreç başlattı. Yani 2001 11 Eylül'ünde işte o bildiğiniz manzara, yani ikiz kuleler, yani hiç kimsenin ummadığı, hiç kimsenin beklemediği, belki hayal bile etmediği, bilemiyorum yani acaba bu işin arka perdesini okuyanlar, işte değerlendirenler, yani önceden böyle bir şeyi hissedip işte böyle bir veri ortada var mıydı yok muydu bilmiyorum ama korkunç saldırıydı yani. Şimdi son derece teknikle yürütülebilen ve işte en güvenilir yerler, yani değil mi? İkiz kuleler deniliyor. Yani her biri birkaç kat, yani yüzlerce katı bulan yükseklikte, evet. Yani bir binalar. Ve bunlar yani bir yerde o Japonya'da kamikaze denilen, yani işte uçaklarla intihar saldırıları düzeyinde gerçekleşen şeylerdi. Yani korkunç bir sonuç. Yani burada aslında başta şunu ifade edebilir insan. Yani emperyalist ve hegemonik güçler, devletçi güçler ne kadar korkunç silahlar yaratarak insanları, halkları, toplumları ezmeye, sindirmeye, teslim almaya, sömürgeleştirmeye, tahakküm altına almaya çalışırsa çalışsın, yani devasa böyle güçleriyle, fakat demek ki insan iradesi, insan kararlılığı, insan gücü, insandaki potansiyel, demek ki bu görkemi, bu azameti, bu büyük şeyi, gücü delebiliyor yani. Yani demek geçebiliyor, darbeleyebiliyor yani. İşte intihar saldırısı çok korkunç bir şeydi ve sarsıntı yaratabiliyor yani. Öyle bir sonuç yaratabiliyor. Yani bunda bence başta bunu çıkarmak gerekiyor. Nasıl ki bugün, değil mi? Yani Zab Avaşin, değil mi, Metina'da tekniğin bütün en ileri düzeyine rağmen, kimyasal silahlar da dahil, işte yani karadan gerilla komutanlarının, gerilla birimlerinin, gerillanın kendisini yaptığı açıklamalara rağmen karada kimse savaşmıyor yani. Yok öyle bir şey yani. Hava saldırıları ve teknikle savaşılıyor. Dolayısıyla birebir bir çarpışma yok. Ama 4 ayı aşkın bir süredir bütün korkunç silahlara rağmen, ama gerilla gerçekten korkunç ve muazzam, emsalsiz bir direniş örneği sergileyebiliyor. Yani bu tekniği boşa çıkarabiliyor. Yani bu bedelsiz mi oluyor? Elbette değil yani. Belki şu anda tartıştığımız, şu anda
Yani o ikiz kulelere saldırı sonuç itibariyle o teknolojiye karşı geliştirilmiş El-Kaide'nin yaptığı ustaca bir manevra olarak mı görmek gerekir? Hayır. Yoksa çünkü sonuçta yani şöyle bir iddia da var. Bu aynı zamanda El-Kaide Afganistan'da bir şekliyle ABD'nin yetiştirdiği güçler. Ben oraya geleceğim. Ben buradan aslında şunu başta dedim ya, bu sonucu çıkarmak gerekiyor. Yani böyle korkunç silahlar değil mi? Yani daha nükleer silahları kimse kullanmadı herhalde değil mi? Evet. Yani şu anda devletlerin elinde, bazı devletlerin elinde böyle kıtaları bile yok edebilecek düzeyde silahlar var. Yani böylesine korkunç bir sınırsız bir silahlanma şey, bir düğmeye basmayla bir kıta yok olabilir yani. Ama şunu demek istiyorum, yani tekniği bu kadar geliştiriyor, bu kadar muazzam bir güç yaratıyor, tahkim altına çalışıyor. Yani ben şeye geleceğim, özgün itibariyle ben insan iradesi açısından söylüyorum. Bunları kim finanse etti, kim bunları yetiştirdi, kim bunları böyle bu düzeye getirdi, El-Kaide nasıl böyle bir saldırıya geçti değil mi? O ayrı bir nokta. Ben teknik boyutuyla yani insan iradesinin her şeyi göze alarak ama yaratabileceği sonuçlar açısından yani en güvenlikleri yerlerde nasıl böyle çökertilebileceğini, darbelenebileceği o açıdan söylüyorum. Yani kısacası şimdi bu dediğiniz gibi bu tarihten sonra bu saldırı yani 2001 11 Eylül saldırısından sonra yani dünyada yeni bir durum değişti ve daha önceleri Amerika'nın beslemesi, Amerika'nın yetişmesi, Amerika'nın işte her türlü desteğiyle ayakta duran değil mi? Afganistan'da, Pakistan'da değil mi? Özellikle Afganistan'da ayakta duran bu güç El-Kaide değil mi? İşte bugün Taliban olarak ortaya çıkıyor. Yani Taliban kaynağını oradan alıyor. Yani oradan gelen bir örgüt. Ve dolayısıyla ne yaptı? Yani sonradan Sovyetlere karşı işte orayı barajlamak, engellemek, işte kontrol altına almak açısından ta bunun 1978 değil daha önceleri Sovyetlerin oraya müdahalesi işte. Babral Karmal'dı değil mi? İktidara getirdi. Sovyetlerin şeyi var. ABD burayı elbette boş bırakmıyor yani. Burayı denge barajlamak ve sürekli Sovyetler Birliği'ni bu tür güçlerle böyle El-Kaide, cihatist güçlerle meşgul etmek, uğraştırmak, evet. işte onların başını ağrıtmak deyim yerindeyse engellemek aslında bu güçleri yarattı ve daha sonraları terörist listesine alındı. Değil mi? Bunların hepsi terörist olarak planlandı. Evet. Öyle yaptı. Evet. Yani öyle yaptı ve böyle bir sonuç çıktı. En son değil mi? İşte 2001-2020'ye kadar işte en son birkaç ay önce işte Biden yönetime geldikten sonra ABD'den geri çekileceğini, askerlerini geri çekeceğini söyledi. Ve yapılan görüşmelerle ki bunlar daha henüz tartışma düzeyinde tartışılıyor yani. Ne amaçlandı? Yani kimileri diyor stratejik olarak ABD Vietnam'da kaybettiği gibi kaybetti, darbelendi, emperyalizm kaybetti ve geri çekildi. Gerçekten öyle midir? Yoksa El-Kaide ile öncesi yapılan görüşmeler var değil mi? Sanırım Katar'da yapılan görüşmeler var, pazarlıklar var. Bunun arka perdesinde ne var yani? ABD niye böyle güçlerini bırakarak Biden yeni yönetime geldiği halde yani prestij olarak prestijini bir, bu anlamda yani bir yerde deyim yerindeyse Diyarbakırlı'nın deyimiyle çizdi yani. Değil mi? Askeri güç itibariyle NATO'nun en güçlü gücü elinde ve uluslararası bütün güçlerle ortak noktada yani orayı denetim alıyor. Şöyle bir sorayım belki kısaca yanıt verseniz. 11 Eylül 2001'den sonra önüne koyduğu strateji bugün değişmiş denebilir mi ABD açısından? Tutmadı ya da tabii. NATO yani, güçleri açısından. Tabii tutmadı. Yani bu anlamda yani yapılan pazarlıklar gizli bazı şeyler varsa da farklı bir geçiş de yapacaksa ama askeri peki. anlamda hem tutmadı. Irak'ta da bunu gördük değil mi? 91 Körfez evet. müdahalesi, Saddam müdahalesinden sonra şimdi Irak'ta istikrar var mı? Yok. Irak şimdi ayakta kalabiliyor mu? Yok, kalamıyor. Yani dolayısıyla Afganistan'da öyle. Yani buraların hepsi de yani istediğiniz büyük devasa güçlerle müdahale edin. Sovyetler yaptı, çıkmaza girdi. ABD yaptı, 20 yıldır orada çıkmaza girdi. Dolayısıyla dışarıdaki müdahaleler demek ki çare olmuyor. Yani halklara
çözüm ve istikrarı getiremiyor yani. Tam yaşanan budur yani. Aslında. Tam kaldığımız yerden Nezgin Botan'la devam edelim. Sonuçta 2001 sonrasında bir dizayn siyaseti önüne koydu. Gerçi 91'de ABD ve NATO Birinci Körfez Savaşı ile başlamıştı ama 2001'den sonra bunu ilan ederek yapmaya başladı. O dizayn siyasetinde binlerce insan yaşamını yitirdi. Yani hatta milyonu aşkın insandan söz ediyoruz. Irak'ta sonra 2011 sonrasında da Suriye'de. Şimdi siz değerlendirdiğinizde bu dizayn siyasetini ABD ve NATO güçleri ya da Batı devletleri açısından 11 Eylül 2000 sonrasını siz nasıl değerlendirirsiniz? Sayın Kemal Aktaş da dikkat çekmişti. O politikası tutmayınca dönüştürmeye başladı diye özetledi. Siz de o görüşte misiniz? Belki de Kürt hareketi açısından da elbette bunu değerlendireceğiz ayrı bir başlık açısından ama genel anlamda size soruyorum. Yani bir kere şunu tespiti yapmamızda fayda var. 80'lerde veya 90'lardaki dünya yok. İki kutuplu dünya yok. İdeolojik olarak yok. Dünya şu an ideolojik olarak hepsi kapitalizm, piyasa ekonomisi. Çin'i de, Rusya'sı da, Amerika'sı da. Bu tespit çok önemli. Hı hı. Dolayısıyla şu an ideolojik bir çatışma veya işte hani Afganistan'ın 79'da Rusya tarafında işgalde, Amerika'nın işte Yeşil Koşa kapsamında İslamcı ülkelerin komünizme karşı refleksini kullanarak oradan faydalanarak yeni örgütler yaratıp orada bir vekalet savaşı yürütmesi vesaire o süreç geride kaldı. Yeni bir dönem yaşanıyor. Kapitalizm karakter değiştirdi. Biliyorsunuz 90'dan sonra ulus devletlerle birlikte 200 yılda yürüttüğü tekçi zihniyetin yerine neoliberalizm yeni de kendisini örgütledi ve özellikle Avrupa devletlerin çoğunda buna mesela İrlanda meselesi, işte Bask meselesi, İspanya'da Katalanlar vesaire, bugün şu an burada bulunduğumuz Flemenler vesaire, azınlıkların çoğunluğa tabi tutulmasından vazgeçilip azınlıkları zaten azınlık oldukları için onlara kendi meclislerini yerel idarede etkili olmalarını, kendi hatta güvenlik birimlerini oluşturmaları, vergi toplamaları vesaire vesaire. Neoliberalizm 90'dan sonra ciddi bir reformasyondan geçti. Piyasa ekonomisi keza öyle. Şimdi buradan biz emperyalizmi, kapitalizmi bir şey olarak değerlendirdiğimiz zaman, çıkarcı bir zihniyet olarak değerlendirdiğimiz zaman bunun kendi çıkarlarıyla yani 80'deki formasyonu, biçimi, şekli, stratejisi, yaklaşımı, kaygıları ile 90 sonrası giderek değişti ve bu değişimin bir sonucu olarak 2000'li yıllarına geldiğimizde şöyle var. Yani 91'de işte Sovyetler Birliği çöktüğünde emperyalizmin gölgesinde dünya gölgesi dikensiz gül bahçesi haline getirilecek. Hatırlayın 2000 yılına da girdiğimizde sanki 2000 yılının işte o yılbaşı günü hepimiz bir anda cennete atlayacağız. Bir gün sonra dünya cennet olacak. Biliyorsunuz milenyumun şovları vardı vesaire. Sanal bir alem yaratıldı ve yeni dünya düzeni projeleri havada uçuşuyordu. İşte tarihin sonu geldi, ideolojiler iflas etti, bunlar iflas etti. Tek bir şey kaldı, para tanrıdır ve bu tanrıya da hepimiz işte itaat edeceğiz gibi sermaye ilahlaştırıldı. Bu temelde bir şey yaşandı. Fakat şimdi ben özellikle 11 Eylül saldırılarında ben Amerikan istihbaratının bilgisinin olmadığını düşünemiyorum. Yani değil, ben birçok, tabii sonra bir sürü örnekleri de çıktı. Niye buna göz yumuldu? Buna bakmak lazım ve bunun sonuçları. 11 Eylül ile Türkiye'nin 15 Temmuz'u. Yani 15 Temmuz'u birbirine çok benziyor. Kesinlikle kontrollü şeylerdi. Şimdi öncelikle tabii o masum insanların yani orada 3000'e yakın insan hayatını kaybetti. Onları saygıyla anıyoruz. Fakat diğer tarafta Amerika bunun kendi insanlarını öldürme pahasını neyi hedefledi? Bir devlet niçin bunu yapar? Veya işte
15 Temmuz darbesinde 300'e yakın insan öldürülmeyle Tayyip Erdoğan'ın neyi hedeflediğini bugün biz görüyoruz. Sonuçlarını yaşıyoruz. Ve Türk devlet aklının neyi hedeflediğini ve bu aklın ne kadar çürük ve yanlış şimdi giderek toplumsal hakikate çarptığını da görüyoruz. Ama Amerika'da da benzer şeyler yaşanıyor. Şimdi Amerika bir yenilgi yaşamıyor. Amerika bir hamle yapıyor. Yeni bir dönem var. Bunu anlamak için biz bunu doğru anlamazsa biz Kürtler de şu an Orta Doğu'da nasıl bir pozisyon alacağımızı biliyorsunuz. İşte Rojava'daki Amerikan güçleri çekilir mi? Irak'ta çekilirler mi? Kürdistan bölgesinde çekilirlerse Haçlı Şabi ne yapar? İşte IŞİD ne yapar? Bilmiyorum Tayyip Erdoğan ne yapar? Irak Bağız ne yapar? Vesaire. Şimdi bir sürü şey var. Amerikan esasen 11 Eylül'le birlikte daha küçük devletleri, yani belki harita tam olarak şu an öyle şekil almamış olabilir. Avengelistler ki bunlar da Hristiyan radikal dincilerdir. Yani radikal Hristiyan dincilerin aynen bu Avengelistlerin de şeyden bir farkı yok. Yani siz söyleyin DAEŞ'ten veya ne bileyim IŞİD'den bir farkı yok. Taliban'dan bir farkı yok. Şimdi o Avengelistlerin... Yani çok farkı var canım. O kadar da aksa kafa kol kesmiyorlar. Yani ama fakat öyle şöyle kesiyorlar lazım. İşte bak oraya. Ama ben, yani ideolojik bakıyorlar. Hayır şöyle yani. Ben özür dilerim. Bakın şöyle var. Bakın Amerika'nın sadece sivil hedefleri bombalayarak öldürdüğü insan sayısını düşünün veya Abu Garib cezaevini düşünün. Açısından, o devlet haklıdır. Onu ama işte devlette yani George Bush'un da üyesi olduğu 90 bin Avengelist tarikatın Orta Doğu'da özellikle Musul'da bir Avengelist kiliseyi tekrar inşa edip ve dünya kavimlerinin hepsinin tabi olacağı ve İsa Mesih'in geleceği vesaire. Yani bunlar saçma sapan. Zaten bugün DAEŞ'in hedeflerine de baksan, Tayyip Erdoğan'ın da hedeflerine baksan, Ümmet lideri falan hikayelerine baksan, hepsi böyle saçma sapan hayallerin peşinde ve kendilerini buna inandırırlar. Evet. Toplumlara kan kustururlar. Dolayısıyla biraz avengelizm de var bu işin içinde. Yani 91 Irak işgali veya işte 2003 yılındaki Irak'ta cereyan eden ve en son şeyde cereyan eden. Şimdi bu geri çekilmeye gelelim. Yani Afganistan geri çekilmede bir özetle şu üç şeye dikkat etmek lazım. Doğrudur. Amerika orada şöyle bir hamle yaptı. Amerika artık şu an askerlerini geri çekti ama istediğini elde etti. O görüşmeler sonucu mesela Taliban'ın bir en önemli kritik liderlerini Pakistan'da cezaevinden çıkaran Amerika'dır bakın. Aynı Amerika onlarla görüşmelerini yaptı ve netice itibariyle şu an Taliban'da 2001'deki Taliban değil. Gelinen noktada şu, orada bir hamle yapıldı. Bence savaşın sahası şu an şeye gelişecek. Yani tekrar Çeçenistan-Dağıstan savaşı başlayacak. Amerikan özellikle Rusya'nın Suriye, Libya ve son Azeri ve Ermenistan savaşında elde ettiği pozisyonu sarsacak. Savaş yine de orada gelişecek ve Afganistan bunun için bir atlama taşı olacak. Diğer tarafta Özbekistan ve Doğu Türkistan Uygur bölgesinde Çin'e yönelik bir hamledir. Öbür tarafta İran'ın Orta Asya açılmasının karşı başlıklar radikal İslamcı bir hareket vesaire. Yani belki bunun hedefleri var. En önemlisi bitiriyorum biliyorum zamanımız yok ama Amerika şu an çekildi ama dünyanın en önemli madeni olan lignit madeninin en çok biliyorsunuz yataklarının bulunduğu Afganistan'dır. Ve 100 yıllığına Amerika ve İngiliz şirketlerine verilmiş durumda. Bunda da Taliban'ın imzası var. Buradan artık her şey almış. Önümüzdeki dönem bakacağız neler çıkacak ama henüz tamamıyla başaramamış. Ya ben bir gelişmeyi de bildirmek istiyorum izninizle. Aydınlık Yol Örgütü'nün lideri Peru'da 29 yıldır Abimael Guzman 86 yaşında hayatını kaybetmiş. Onu doğrulamışlar da. 29 yıldır Salao Deniz üstünde maksimum güvenlikli bir gözaltı merkezinde tutuluyordu. Son dönemde de özgür bırakılmasına dönüm, serbest bırakılmasına dönüm ciddi kampanyalar vardı ama yaşamını kaybettiği doğrulanmış. Biz şimdiden yoldaşlarına onun başsağlığı dileyelim. Sanırım arkadaşlarımız bunu da son dakika olarak geçecekler. Bunu söyledikten sonra biraz da son bir yıldır devam eden Kuzey Kürdistan'da, diğer Kürdistan'ın diğer parçalarında devam eden aslında faşizme karşı tecrite karşı işte diğer taraftan bir bütün olarak demdeme azadi başlığı altında gelişen hamleyi de konuşmak istiyorum. Sizden başlayalım Sayın Aktaş.
Bu son bir yılda gelişen bu hamleyi siz genel anlamda değerlendirdiğinizde, evet KCK başlattı ama onun sonrasında birçok yapılanmalı da değişik biçimlerde bu sürece katılarak bir biçimiyle destek verdi. İşte ya ülkede, ülke dışında, Kürdistan diğer parçalarında, her parçada her örgüt kendi kapsamı üzerinden bir yaklaşım geliştirdi. Binlerce eylem yapıldı. Milyonlarca insan bu süre içerisinde totalde alanlara çıktı. Siz bu eylemleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Onun özellikle 12 Eylül'ün yıl dönümünde, 40. yıl dönümünde başlatmasının temel hedeflerinin bugün için baktığımızda ne olduğunu ya da nasıl değerlendirilmesi gerektiğini görüyorsunuz. Evet. Yani Demdeme Azadi hamlesi tarihi bir dönemde mücadelemizin her açıdan çok kapsamlı saldırılar altında olduğu, soykırım tehdidinin Kürtler üzerinde alabildiğine her yönüyle devam ettirilmek istendiği bir süreçte elbette yine faşizmin darbeyle gerçek gidişleştirdiği o günde varmak istediği hedefleriyle aslında mücadelenin henüz dimdik bütün dinamikleriyle ayakta olduğunu, mücadele ruhunun bu anlamda diri ve gayet umutlu olduğunu halklara, Kürdistan halkına, bölge halklarına ve dünya halklarına mücadeleyle, devrimci yurtsever mücadeleyle aslında yaratmış olduğu büyük değerlerle halkları selamladığını bir kez daha gösterdi. Yani tarih sahnesine böyle çıktı. Tabi bu 14 Temmuz zindan direnişinin, Diyarbakır zindan direnişinin ruhuyla ortaya çıkmış bir mücadele ve dolayısıyla bir dönemle, bir süreçle, bir yılla sınırlanmış bir şey değil. Yani bir ruh, bir mücadele bilinci ve dolayısıyla geleceği temsil eden bir süreç değil. Yani devam eden bir süreç. Elbette bir yılını doldururken özellikle de 12 Eylül'ün 40. yıl dönümünde biz bu tartışmayı yürütürken yani faşizmin yaratmak istediği sonuçlar karşısında mücadelenin gerçekten çok boyutlu bir düzeyde seyrettiğini, mücadeleyi sadece Kürt halkıyla sınırlanan bir mücadeleden çıktığını, önderliğin bile Reber Apo'nun sadece Kürt halkının lideri, önderi olmaktan çıkıp evrenselleştiği, paradigmasıyla bu anlamda evrenselleştiği ve sahiplendiği bir mücadele sürecini yarattı. Yine bu 40 yıllık süreç içerisinde işte Mahmur, Şengal, işte Rojava devrimi, yani başlı başına bir toplumsal devrimi, özgür yaşam devrimini birebir pratikte sınama ve bunu yaşatma, bunu ortaya çıkarma, oturtma mücadelesi, bunu inşa etme mücadelesinin henüz yine çok canlı bir biçimde devam ettiği bir süreci yaşıyoruz. Elbette bu bir yıllık süreç içerisinde çok fazla uzatmadan şu başlıkları ifade edebiliriz. Yani başta şunu dememiz gerekiyor. Bu bir yıllık mücadele kapsamlı bu saldırılar karşısında varlığını koruma, özgürlüğünü ve varlığını koruma, halk olarak varlığını koruma ve tecridi, faşizmi yıkma, işgallere son verme sloganı adı altında kapsamlı ve çok geniş boyutlu her yönüyle bir mücadele seferberliği çağrısı yapıldı. Yani 12 Eylül 2020'de. Bu bir yıllık süreç içerisinde ifade ettiğiniz gibi gerçekten dört parça Kürdistan, Avrupa, Kürtlerin yaşadığı dünyanın her tarafında Kürtler gerçekten mücadele ruhuyla, kazanma ruhuyla, bu perspektifle mücadele kalkıştı.
yüzlerce, binlerce eylem oldu tabi. Evet, bugün de binlerce. Bugün de dediğiniz gibi bugün de hala çok canlı bir biçimde Avrupa'nın birçok yerinde birden çok güçlü eylemlerle elbette bu kampanya, bu diyelim perspektife uygun bir biçimde mücadele ve dolayısıyla eylemsellik boyutu devam ediyor. Bu süreç içerisinde emek veren, bu mücadeleye katılan, kazanma ruhuyla gerçekten bu demdema azadiye hamlesi içerisinde yer alan herkesin emeğini kutlamak gerekiyor. Bütün dostların, Kürt halkının, dört parça Kürdistan ve Avrupa'daki insanların bu dönemde aynı zamanda başta gerilla bu kampanyanın öncü ve temel dinamiklerinden biri olan onlarca arkadaş şehit oldu. Yine şehadete erişen diğer yerlerde insanlar oldu, emeği geçen ve şehadete bu anlamda eriyen arkadaşlar oldu. Onları da saygıyla, minnetle anmak gerekiyor. Bu kampanya bir dönüm noktası elbette. Bir yıllığını doldururken kuşkusuz güçlü bir ruhla, bir perspektifle ayağa kalkıldı, mücadele edildi. Ama bu sadece hedefleri, amaçları bir yöre göre, bir yıla göre ayarlanmış, işte konsantre olunmuş ya da işte belirlenmiş, belli bir süreyi ifade eden bir kampanya değil. Çünkü hedefinde ne var? Başkan APO'nun özgürlüğü var. Faşizmi yıkma var, işgallere son verme var, Kürdistan'ı özgürleştirme var. Dolayısıyla bu kampanya devam ediyor. Bu kampanyayı yaşanan bu bir yıllık süreç içerisinde kitle boyutuyla, eylemsellik boyutuyla paradigmayı diğer halklara, diğer kesimlere, özellikle kadın, gençlik öncülüğünde daha dinamik, daha aktif katılarak bunu daha da büyük bir yaygınlaştırıp diğer kesimlere ulaşamadığımız, mücadele içerisine katamadığımız, eksik bıraktığımız bu yönleri de tamamlayarak önümüzdeki süreç açısından da devam eden bu hamleye daha aktif bir biçimde katılarak mutlak amaçlarını başarmak elbette hepimiz açısından temel görevlerden biri olarak duruyor. Biri olacak diyorsunuz. Sayın Nazgin Botan, siz de yakından takip ettiniz bu süreci. Hatta bu süreç içerisinde Avrupa'da yapılan birçok eyleme de katılımcı olarak, konuşmacı olarak yer aldınız. Siz pratik olarak baktığınızda bu eylemlerde gördüklerinizi nasıl değerlendirirsiniz? İkincisi belki geleceğe dönük, yani bununla ilgili yaklaşımlarınız neler olur, önerileriniz neler olur? Sayın Aktaş ifade etti aslında temel hedeflerden biri de Sayın Abdullah Öcalan'ın özgürlüğünü sağlamaktı. Çünkü artık tecridi aşan bir mücadele içerisine girilmiş. Bu boyutuyla değerlendirildiğinizde siz ne dersiniz? Elbette ki, fakat şunu altını çizmekte fayda var. Esasen Türkiye'deki diktatörlüğe karşı mücadele yürüten toplumsal dinamiklere nasıl yansıdığı çok önemlidir. Çünkü Türkiye'deki faşizm Kürt Özgürlük Hareketi'ni ezerek, Sayın Öcalan'a işte tecrit uygulayarak toplumdaki kurtuluş umudunu, demokrasiye ulaşma, barışa ulaşma umudunu yok etmeye çalışıyor. Du halen de çalışıyor ama bu bir yıllık demdeme azadi hamlesiyle topluma tekrar direnç kazandırıldı. Topluma tekrar cesaret verildi. Yani cesaretini kırmaya çalışan sisteme karşı sistem ciddi bir şekilde irade kırmaya çalışıyor, cesaretini kırmaya çalışıyor, toplumu sindirmeye çalışıyordu ki önemli oranda da aslında yolda aldı. Fakat son bir yıllık direnişle tekrar toplum cesaret kazandı. Bizden nasıl 80 darbesinde karşı direnişin cezaevlerinden başlayıp işte gerilla alanlarına ve oradan 90'lardaki köy boşaltmalarıyla bu sonuç alacaklarını düşünen zihniyete karşı siyasal alandaki gelişmeleri nasıl önünü açtıysa, aynı şekilde bu demdeme azadiyle şu an böyle kritik bir rol oynuyor ve topluma çok ciddi bir cesaret tekrar gelmeye başladı. Dikkat edersen insanlar tekrar artık konuşmaya başladı, tekrar eleştirmeye başladı, tekrar sokaklara çıkmaya başladı. Özellikle kadınların öncülüğünde ve HDP'nin çok ciddi şu an toplumla buluşma şeyi var. Yine sendikalar yavaş yavaş yeniden
İşte bir şekilde cesaret bulup hak talep ediyor, eleştiriyor, karşı çıkıyor, reddediyor. Bu böyle kolay olmadı. Çünkü çok ciddi katliamlar gelişti. Yani Diyarbakır'daki patlamaları hatırlayın. Ondan sonra Adana, Mersin, sonra Suruç vesaire, Antep vesaire. Bütün bunların bir amacı vardı. Ve en önemlisi, en kritiği de biliyorsunuz, barış yanlısı, sivil toplum örgütleri ve sendikaların Ankara eyleminde 110 kişi, 114 kişi hatta sonradan şehit düşen insanlarımız oldu. Onların hepsini bir bütün olarak saygıyla yad ediyoruz. Resmen Türkiye'nin kalbi, Türkiye'nin güvenliğinin en zirvede olduğu yerde 114 tane Türkiye'nin her tarafına gelen, ki bunların çoğu da hani etnik olarak sanki sadece Kürtler katledilmiş değil. Yarısından fazlası da devrimci Türk yoldaşlarımızdı ve 114 kişi katledildi. Bine yakın insan sakat bırakıldı. Böylesi bir süreçten sonra topluma tekrar şu an cesaret veren böyle bir hamle. Bu hamlenin en önemli, en kritik özelliği o. Türkiye açısından şu an ciddi bir kazanım yarattı. Yeniden ciddi bir nefes ve mücadele, örgütlenme alanı açtı. Bu çok kıymetli, değerli. Diğer en önemli, benim şahsen gözlemlediğim ve önemsediğim diğer tarafı, yani biz doğal olarak gerek Önder Öcalan'ın fiziksel özgürlüğü için, gerekse işte demokrasi mücadelesi veya Kürdistan diye dört parçasında, Afrin'de, Kerkük'te, Hanakin'de, Serekani'de, Girespi'de tekrar sömürgeci güçlerin yürüttüğü işgal hareketlerine karşı doğrudan bizim sorumluluğumuz var. Ama en önemlisi, Latin Amerika'dan ve özellikle İngiliz sendikalarının öncülüğünde başlatılmış olan hamlenin ikinci ayağıdır. Yani uluslararası Kürtlerin dışındaki tanınan şahsiyetler, kurumlar ve en önemlisi de emek örgütleri, sendikaların ve Güney Afrika'daki sivil ve siyasi kesimlerin de buna katkısıyla şu an evet küreselleşen bir kampanyaya dönüştü. Bu da Kürt halkının meşruiyetini arttırdı. Yani meşru olan Kürt halkının meşruiyetini arttırdıkça tersi şekilde de Türkiye'deki faşizmin, Türkiye'deki diktatörlüğün de yüzündeki makyajı akıttı. Yani onu teşhir etti, onu deşifre etti. Ve tabii bunun da yarattığı bir basınç var. Şimdi eğer Türkiye'de bugün faşizm bu kadar teşhir olmuşsa, ürüyen bir şekilde ortaya çıkmışsa ve giderek etkisiz hale gelmeye başlamışsa ve giderek irade kırmaya çalışırken iradesi kırılıp şu an anketlerle vesaire, Erdoğan'ın psikolojisi, sağlığı vesaire hepsi neye bağlı olarak bozuluyor? Kürt halkının direnişi. İnanılmaz direnişi ve Kürt halkının dostlarıyla ve en önemlisi de kampanyayı uluslararası kılarak ve uluslararası aranda bu demdeme azadiye mücadelesinin etkileri uluslararası alanda yayıldıkça Türkiye'deki faşizmin de dediğim gibi üzerindeki örtü iyice çekildi ve teşhir edildi, deşifre edildi ve giderek refleksleri kırıldı ve gayrimeşru. Şu an uluslararası, hatta herkes çok şunu çok net biliyor. Türkiye'de bir suç örgütü devleti ele geçirmiş. Mafyatik bir yapı devleti ele geçmiş. Türkiye'de şu an çeteler, mafya, radikal dinci, teröristler, gruplar, işte Türkiye'deki radikal hırsızlar, Süleyman Soylu'nun Soylu'dan tutun. Herkes, yani şu an dünyada başka bir yerde olsa bin sefer bu insanlar yargılanır, sorgulanır, mahkum edilir ve cezalandırılırlardı. Dolayısıyla bütün bu dişe diş mücadele bunu açığa çıkaran işte bu hamledir. Bu hamlenin bu anlamıyla hem Türkiye sahasına yansıması, hem Avrupa ve Orta Doğu'da ve Sayın Öcalan'ın fiziki koşullarından ziyade şu an üzerine giden güçleri de teşhir etti. Yani çünkü Sayın Öcalan'ın üzerine giden Türkiye sadece Türkiye değil. Yani tamam, Türkiye'de tutuklu. Şu an İmralı'da tutuklu. İmralı'da bir sistem var. Türkiye bunun bekçiliğini yapıyor. Ama esas itibariyle Sayın Öcalan'ı uluslararası bir operasyonla önce Suriye'den çıkarılması, sonra Rusya, işte sonra Avrupa, en son Afrika'da dört kıtada ayak basacak yer bırakmayan NATO ve kapitalist güçlerdir. Kapitalist güçlere karşı Sayın Öcalan'ın geliştirmiş olduğu ideolojik bir paradigma var. Bu paradigma, bu düşünceye yönelik ve bu düşüncenin temsilcisine yönelik bir mücadele, bir uluslararası cezalandırma söz konusu. Dolayısıyla kapitalizme karşı bu anlamda şu an dünya artık tümüyle kapitalizm ve diğer tarafta koronayla birlikte ortaya çıkan iyice vasıfsızlaştırılan, yoksullaştırılan ve hepimizin kaderinin aynı olduğu
Çinli olalım, Kürdistanlı olalım, Afrikalı olalım, bilmiyorum Güney Amerikalı olalım, kaderimizin aynı olduğu. Dolayısıyla bu kaderin de çözüleceği noktanın demokratik bir toplumun nasıl inşa edileceğine dair Kürt Özgürlük Hareketi'ni ve Sayın Öcalan'ı, yani bir Kürt siyasal liderliğinin buna nacizane bir şey çözüyor, bir önermede bulunuyor. Demokratik toplum, çoklu toplum, çok dilli, çok kültürlü, çok sesli, herkesin felsefi, sosyal, siyasal aidiyetleriyle, kimlikleriyle korkmadan, ezilmeden, dışlanmadan, sorgulanmadan, tutuklanmadan kendisini ifade edebileceği bir toplumsallığı, çoklu bir toplumsallığın toplumsal doğaya uygun ve yine doğayla, tabiatla barışan insanı ve bunun kaynaklarını adil bir şekilde bütün insanlığın malı olduğunu, yani Dersim'de yanan ormanın da bütün insanlığın ortak değeri olduğunu, işte Milas'ta yakılan, rant için yakılan da, Kürdistan'da güvenlik için yakılan da veya ne bileyim işte Arizona'da altın için talan edilen de, hepsinin insanların aslında bu gezegende hepimizin ortak değerlerimizin, kaderimizin olduğunun da burada şimdi bir proje sahibi olarak bir siyasal liderlik söz konusu. Buna karşı, kapitalizme karşı demokratik ulusu, demokratik moderniteyi öneriyor, çoklu toplumu öneriyor, toplumsal değerlerin yeniden ayağa kaldırılmasını öneriyor. Yani bir liberalizmin, piyasa ekonomisinin değerden düşürdüğü, değersizleştirdiği, yalnızlaştırdığı travmatik bir toplumsallığın işte sonuçlarını görüyoruz. Bir bakıyorsunuz en iddialı toplum olarak gördüğümüz Norveç'te bir adam gidiyor adada 77 tane insan katlediyor. Bir bakıyoruz Almanya işte en demokratik ülke, biri çekiyor 9 tane insan öldürüyor, annesini öldürüyor, kendisini öldürüyor. Bu kapitalizmin insanı nasıl maymunlaştırdığını, nasıl çaresizleştirdiğini, nasıl bir kafesin içine soktuğunu. Diğer tarafta Türkiye'deki savaşın da bugün Almanya'dan, Fransa'dan veya şeyden Amerika'dan, bu paradigmadan, Rusya'dan bağımsız olmadığını görüyoruz. Bu paylaşım savaşı, bu ahlaksızca toplumları sömürmek, çatıştırmak, ofaltmak, tepede işte istediği şekilde oyun kurmaya karşı Sayın Öcalan bir itiraz olarak Orta Doğu'da ortaya çıkan bir siyasal liderliktir. Ve Öcalan, Sayın Öcalan'ın önermiş olduğu demokratik toplum, demokratik ulus tezi, salt Kürtlere önerilmiş bir tez olsaydı bu kadar Kürtlerle, bu kadar Öcalan'la da uğraşılmazdı. Ama esasen dediğim gibi dünya bir model öneriyorsanız bu modelin de tabii ki doğal olarak uluslararası kapitalist sistem, şu an tümüyle kapitalist olan bir sistem de kaçınılmaz olarak üzerinize gelecek ve bu aynı zamanda ideolojik, evet, psikolojik, politik bir savaştır. Ve bu savaşta da bana sorarsanız ciddi yol alınmıştır. Bu hamle bu bağlamda da değerlendirildiği zaman şu an önemlidir, kıymetlidir. Giderek uluslararasılaşıyor ve uluslararası kurumların öncülük etmesi kıymetli bir şeydi. En önemli özelliği de buydu. Tabii ki emeği geçen bütün kurumlara, arkadaşlara, dostlara teşekkür ediyoruz. Peki, ben de teşekkür edeceğim ama önce şunu da diyeyim. Bu hamle boyutunda özellikle dikkat çekici bir biçimde gerillanın yanı sıra hamleye destek verenler de zindanlardaki tutsaklardı. Geçtiğimiz yılın 12 Eylül'den bu yana uzun ve ağır bir açlık grevi süreci yaşıyorlardı. Bugün PKK ve PAŞK Zindan Komitesi bir çağrıda bulunarak açlık grevine son verilmesi çağrısı yaptı. Henüz ne sonuç var bilmiyoruz ama onu tekrar hatırlatayım. Bir de tekrar hatırlatmakta yarar var. Arkadaşlarımız son dakika geçtiler. Programı bitirmeden önce tekrar söyleyeyim. Abimael Guzman, Peru devrimci halk önderlerinden 29 yıldır zindandaydı. Ne yazık ki bugün 86 yaşında yaşamını yitirdi. Bu hatırlatmalarla birlikte ben tekrar Sayın Kemal Aktaş, size programa katılımınız ve görüş ve önerileriniz için teşekkür etmek istiyorum. Sağ olun. Sayın Lezgin Botan, size de aynı şekilde teşekkür etmek istiyorum. Evet sevgili izleyiciler, Medya Haber'de gündemin sonuna geldik. Yeni Medya Haber'de gündemlerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.